Şimdi artık programcılığımızı bir ileri noktaya taşıyalım arkadaşlar. Şart bloklarıyla çalışacağız. Şimdi programlar genellikle algoritmik bir yapıya sahiptir. Yani bir programımız her zaman aynı ivmede hareket etmez. Şartlara göre yolunu değiştirebilir. Aslında programcılık gündelik hayatın bilgisayar sistemleriyle desteklenen versiyonudur. Yani aynen trafik ışıklarında arabayla giderken kırmızı olduğunda bizim durmamız gibi, sarı olduğunda hareket etmeye hazırlanmamız gibi, yeşil olduğunda ise geçiyor olmamız gibi. Bu durumda biz şartlı bir işlem yapıyoruz aslında. Trafik ışıklarının olduğu yerden yerde şarta göre ya duruyoruz, ya durmaya hazırlanıyor veya hareket etmeye hazırlanıyoruz sarıda veya geçiyoruz. Bu durumda şart blokları da programcılıkta muazzam bir yere sahip. Bunu çok iyi bilmeniz lazım. Ama inanın oldukça kolay. İngilizcesi conditionals arkadaşlar. Yani şartlar, şart bloklarından geliyor. Condition, şart veya durum demek aslında. Bu durumda şöyle ki gelin olayımızı tanımlamaya çalışalım. Örneğin sizin bu tip örnekleri verirken en temel örneklerden biridir. Şöyle sizin sayı 1, mesela 10 diye bir sayı 1'iniz olsun. Sayı 2 eşittir 20 şeklinde. Şimdi diyeceksiniz ki, yani hocam zaten bunlar belli. Sen şimdi bunlara şart yazıyorsun ama yani zaten belli. Hani niye direkt bu sayıya göre ne yapacağımızı yazmıyoruz? Değil arkadaşlar. Ben bunu böyle elle yazıyorum ama bunlar zamanla size veri kaynaklarından gelecek. İşte Excel'den gelecek, veri tabanlarından gelecek, işte çeşitli veri sağlayıcılardan, API diyelim. Hani bu tip ifadeleri bilmiyorsanız yine önemsemeyin. Öğreneceksiniz bunları. Yani her türlü kaynaktan gelebilir. Dolayısıyla bunun 10 veya 20 geldiğini siz bilmeyeceksiniz. O yüzden gelen değere göre hareket etmek isteyeceksiniz. Gelin hızlıca şart bloklarını öğrenelim arkadaşlar. Bakın if ile başlıyoruz. Eğer demek zaten. Bir boşluk bırakıyoruz. Birçok dilde hani böyle parantez açmak zorunluluğu vardır. Burada böyle bir şey yok. Python'da. Sayı 1 büyükse mesela sayı 2. Yani eğer sayı 1 sayı 2'den büyükse durum. Şimdi Python'da yepyeni bir şey öğreneceğiz arkadaşlar. Blok yapısı. Şöyle iki nokta bırakıyoruz buraya. Bu işlemi yaptıktan sonra bakın bir enter yapıyorum. Dikkat ettiniz mi? Örneğin ben buradayken enter yapıyorum. Beni en başa götürdü. Ama buradayken iki noktayı koyduğum için enter yaptığımda böyle bir boşluk bıraktı. Buna indentation deniyor. Bir tab kadar boşluk bırakıyor arkadaşlar. Bakın başa alayım. Bakın bir taba basıyorum. Aynı yere götürdü. Yani S ile A'nın tam ortasına koyduğuna dikkat edin. Geri gidiyorum, taba basıyorum. Aynı şey. Bakın buradan enter yapıyorum. Yine beni aynı yere götürdü. Yani bir tab kadar boşluk da yazılır. Bu ne demek peki arkadaşlar? Örneğin print bir şey. Bir şey yazdır yani. Print bir şey daha. Bakın şöyle başa alıyorum. Orada print başka bir şey diyorum. Bak ne olacak? Eğer sayı 1 sayı 2'den büyükse, sayı 1 sayı 2'den büyük mü arkadaşlar? Değil. O yüzden şu hani indentation dedim ya, aslında bu ne oluyor biliyor musunuz? Birçok programlama dilinde bu olay şöyledir arkadaşlar. Burada böyle bir şey yok. Sırf size fikir versin diye bunu yapıyorum. Birçok programlama dilinde C#'da, Java'da mesela böyle yazarsınız. Yani bu şart sağlandığında çalışacak kod bloğu. Şart sağlanıyorsa bu bloğa giriyor. İşte Python'da böyle bir blok mantığı için böyle sintaks kullanmaya gerek yok. Direkt blok mimarisini yani iki noktanın altında direkt indentation bırakarak gittiğiniz her yer oraya dahil. Dolayısıyla bakın şu an bizim bloğumuz çalışacak mı? Hayır. Çünkü sayı 1 sayı 2'den büyük değil. Olmadığı için ama bu çalışacak mı? Evet. O çünkü bloğa dahil değil. Yani uygulama aynen şöyle çalışıyor arkadaşlar. Bu çalışıyor. Sonra bu çalışıyor.
Sonra bu boş, burası çalışıyor. Sonra bu çalışıyor. Bu doğruysa, yani şart sağlıyorsa bu çalışıyor, bu çalışıyor. Şart geçerli değil mi? Direkt buradan devam ediyor. Dolayısıyla bu noktada biz sadece başka bir şey göreceğiz. Clear Console diyeyim. Şöyle çalıştırayım. Bakın sadece başka bir şey gördüm. Bakın sayı 1 sayı 2'den büyükse. Büyütelim bunu. Bakın bu sefer 3'ünü daha, 3'ünü de yazdırmış olduk. Burada biz sayı 1 büyüktür sayı 2'yi kullandık. Mesela küçüktürü kullan. Küçüktür demek istediğimizde de bunu kullanır. Sadece başka bir şey yazdı. Çünkü küçük değil. Büyüktür, küçüktür zaten belli. Küçük eşittir. Yani sayı 1 sayı 2'den küçük veya eşitse, yani bu şartlarda örneğin 30'a 30'da örneğin eşittir'i koymadığımız zaman bu kod bile o çalışmayacakken ama ben küçük eşittir deseydim eşittir'i de devreye aldığı için bakın bunu yazacaktı. Aynı mantıkla küçük eşittir varsa tabii ki büyük eşittir de söz konusu. Bir de arkadaşlar eşitse. Bakın şöyle bir şey yazdığım zaman bakalım ne olacak. Bakın kızdı. Böyle bir kullanım yok diyor if'te. Arkadaşlar eşittir iki eşittirle gösterilir. Birçok programlama dilinde böyledir. Yani C#'da da Java'da da Python'da da şu an gördüğünüz gibi JavaScript'te de iki eşittir veya üç eşittir kullanıyoruz. Dolayısıyla bu da diğer bir önemli yapı arkadaşlar bizim için bu şekilde if'i görmüş olduk. Şimdi gelelim bir de tabii eşit eşittir dediğimizde de çalışacak. Bu durumda hadi gelin o az önce bahsettiğimiz o trafik ışığı örneğini bir demo olarak yapalım.